Karyola Demirindeki Delik. Gökhan Özcan. Pazartesi. Bir hikayenin ilk cümlesine girebilecek denli güzel bir gün değil aslında. Ancak burada hikayesini anlatacağımız ve adını nedense Salvatore koyduğumuz karayağız ufaklık farkına bile varmadı bunun. Çünkü anormal biçimde gelişen hikayelere dengesiz ve savruk kahramanlar gerektiği zaman göreve çağrılan biri için bile garip bir durumla karşı karşıya bugün. Bakın anlatayım. Salvatore hayatı boyunca ilk defa bugün, atalarından gördüğü her şeyi yapmasına karşın yatağından kalkamadı. Belki inanamayacaksınız ama bunun nedeni, sağ ayak parmaklarından en büyüğünü karyolanın demirindeki bir deliğe sıkıştırmış olması. Yarım saat kadar önce anlaşıldı bu durum. O zamandan beri yatağının üstünde hareketsiz oturuyor ve bütün varoluş kahramanları gibi somurtarak bu meş'um olayın faili olan sağ ayak baş parmağına bakıyor. İnanılmaz. Delikten çıkmak istemiyor. Ama neden? Bu parmağı bugüne kadarki beraberliğimiz süresince kötü davrandığımı sanmıyorum. Gerçi pek yakından ilgilendiğimi de söyleyemem ama belki biraz daha fazla şefkat gösterebilir, biraz daha fazla sevebilirdim onu. Hayatımda biraz daha özel bir yer ayırabilirdim belki. Ama daha önce sağ ayak baş parmağıyla böylesine yakın bir ilişki içinde olan hiç kimse görmedim ki ben. Yani yalnız benim sağ ayak baş parmağıma özgü bir duyarlılık mı bu? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Saçmalıyor olmalıyım. Koca bir beden nasıl bir ayak baş parmağına boyun eğebilir? Zorbalık bu. Yeniden ve hiç gözünün yaşına bakmadan onu oradan çıkarmayı denemeliyim. Salvatore hani oturmasıyla kalkması bir oldu derler ya, işte bunun tam tersini yaparak yani bir kalkma denemesinden ağzının payını aldı biraz önce. Sonra ancak bir hayvana yakıştırabileceğiniz bir bilinçsizlikle defalarca aynı şeyi denedi durdu. Olmuyordu işte, gerçek buydu. Salvatore, bu aptal adam niye anlamak istemiyordu sağ ayak baş parmağının tutsağı olduğunu? Bu gerçeği daha çabuk kavrayabilseydi eğer, o zaman saçlarını ters tarafa tarayarak ayağa kalkmayı denemenin yararsızlığını da önceden düşünebilir ve düştüğü komik durumları çeşitlendirmezdi. Üstelik pazartesiler Salvatore kadar aptallar için her zaman kısa sayılabilecek günlerdi. Oyuna gelmek için bire birdi. Öyle oldu yine. Salvatore kuyruğunun peşinde koşan kediler gibi aptallığının peşinde koşarken başı çekmesi gereken pazartesi görev bilinciyle önden giderek geçen pazarın üzerine uzandı ve uyudu. Salı. Salı daha odaya adım atar atmaz Salvatore utançla geri attı kendini. Ona anladığımızı hissettirmemeye söz verirseniz size ne yaptığını söylerim. Sağ ayak baş parmağına yalvarıyordu özgürlüğünü geri vermesi için. Şimdi ise yaşı geçkin kızlar gibi duygu değişimi yaşıyor ve hiç utanmadan her şeye sinirleniyor. Başkalarının ne suçu olabilir böyle bir olayda? Mesela ben yalnız gördüklerimi naklediyorum. Salıyı tutup kulağından ben mi soktum Salvatore'nin odasına? Ya da sağ ayak baş parmağını karyola demirindeki deliğe ne ilgisi var? Ama itiraf edeyim ki gerçekten acınacak halde bugün. Yüzü solgun, gözleri de ağlamaktan olacak şişmiş. Belki de hiç uyuyamadı dün gece. Neyim ben? Bir ayak baş parmağıyla bile baş edemiyorum. Her şey onun elindeyse asıl olan da o olmalı. Belki ben Salvatore, onun yani sağ ayak baş parmağının herhangi bir işinde kullandığı önemsiz bir organım. Dünya sandığımdan çok daha farklı bir biçimde işliyor olamaz mı? Yeryüzü ayaklarımızın altındaki bir düzlem olmayabilir bal gibi de. Belki her şey o delikten ibaret. Biz organlar asıl yaratıklarla yani sağ ayak baş parmaklarıyla bağlıyız ona. Dengeyi sağlamak ya da sağ ayak baş parmaklarının yaşaması için nefes almak gibi ayrıntılı işler için gökyüzüne doğru sarkıyoruz delikten. Olamaz mı?
Ne düşündüğünü anlamak neredeyse imkansız. Yüzünde hiç resim yokmuş gibi davranıyor. Aslında böyle verimsiz bir yüzle yola çıktığım için suçluyor olabilirsiniz beni. Ama inanın bu herifin hikayesinden hoşlanacağınızı sanıyorum sonunda. Aslında bugün daha renkli şeyler anlatmayı umuyordum size. Ama yapabileceğim bir şey yok. Salvatore akşama kadar kıpırdamadan durdu. Bir tek akşama doğru hafif soluna eğilerek karyoladan aşağı tükürdü. Hepsi o kadar işte. Çarşamba. Bugün neşeyle kalktı Salvatore yataktan. Pardon, nasıl kalksın? Sadece neşeyle uyandı. Sağ ayak baş parmağı hala o karyola demirinin içinde. Fakat bunu hiç umursamıyor sanki. Elleriyle olmadık şaklabanlıklar yapıyor ve sürekli gülüyor, hem de kahkahalarla. Zaman zaman öne uzanıp sağ ayak baş parmağının dışında kalan kısmını okşuyor. İyi mi işaret bu hareket bilmiyorum. Aslında biliyorum tabii ama şimdi söylemem doğru olmaz. Dinledikçe bu neşesinin kaynağını siz de öğreneceksiniz aslında. Onun yerine biraz Salvatore'yi anlatmak istiyorum size. Karayağız ve ufaklık olmasından başka tanıtıcı hiçbir şeyi söylemedim onun hakkında. Bir kere erkek, Erzurum doğumlu, Chicago'da oturuyor. Annesi orta halli bir Avustralya yerlisi, babası halsiz bir Danimarkalı tüccar. Salvatore ise İspanyol asıllı. Yo, hayır, böyle olmayacak galiba. Bir takım hatalar yaptığımı hissediyorum. Bırakalım, Salvatore de sizin benim gibi sıradan bir insan. Çok farklı özellikleri varsa bile bu hikayemizin gidişini etkilemeyeceğinden önem taşımıyor bizim için. Aslında itiraf etmeliyim ki bu biyografi işine de vakit kazanmak için kalkıştım. Çünkü bu çılgın herif saatlerdir aynı biçimde kahkahalarla gülüyor. Size ne anlatabilirim ki? Saatlerdir hiç değişmeyen bir görüntü. Ama durun bir dakika. Birden öne eğildi şimdi. İki eliyle birden sağ ayağına vuruyor. Biri görse delirdiğimi filan sanacak. Nereden bilecek ayağımın uyuştuğunu? Sabahtan beri karıncalar dolaşıyor ayağımın içinde. Dayanamıyorum. Bu karıncalanma denen tuhaf duruma hiçbir zaman dayanamamışımdır zaten. Defolun pis karıncalar, gıdıklanıyorum. Gidin hadi, gidin. Gidin. Böyle giderse mide kaslarına zarar verecek bu herif. Bu kadar çok gülmek mutlaka zarar verir insana. Sabahtan akşama kadar gülünür mü? Ha, akşam dedik de çarşambada gelip geçti böylece. Kahkahalarla. Perşembe. Bugün dördüncü gün. Gerçi siz de saymayı bilirsiniz ya. Ama herhalde Salvatore'nin şu anda ne yaptığını bilmiyorsunuzdur. Tahmin de edemezsiniz. Ağlıyor. Evet, ağlıyor. Düpedüz ağlıyor koca adam. Hem öyle ağlıyor ki, eğer bu bir hikaye değil, bir film olsaydı, bu sahnede mutlaka yağmur efekti kullanmak gerekirdi. Yani pek inandırıcı olmazdı sonuç. Filmlerin yağmur sahneleri zaten hiçbir zaman yeterince gerçeğe yakın çekilememiştir. Yapılacak olan... Ah, açlıktan ölüyorum. Kimin umrunda bu? Kimin benim burada çektiklerimden haberi var? Herkes kendi hayatıyla, kendi derdiyle meşgul. Hatta gereksiz bir sürü herif, gereksiz bir sürü şeyi düşünüyordur şimdi. Belki filmlerin yağmur sahnelerinin inandırıcı olmadığını düşünen birileri bile vardır. Ama burada karyolaya çakılmış kalmış bir adam olabileceğini düşünen bir kişi bile çıkmaz. Of, ölüyorum. Bugün Perşembe ya. Perşembenin ayrı bir önemi vardır Salvatore için. Salvatore Perşembe günleri kiliseye gider. Şaşılacak bir şey yok bunda. Salvatore Perşembe günleri kiliseye temizlik işleri için gider, birkaç kuruş kazanır. Pazar günleri de maça gider. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Çünkü Salvatore Hristiyan değildir. Nottingham Forest'i tutar. Size bir turist rehberi gibi davrandığımı biliyorum, affedin. Bana ayrılan sayfaları doldurmak zorundayım da. Salvatore hiç yardımcı olmuyor bu konuda bana. Her gün yalnızca bir tek hareket yapıyor. Bugünün hareketi de ağlamak.
bu kadar çok ağlamasına bir anlam veremiyorum. Hayattan bütün bütün uzaklaştığını mı sanıyor acaba? Oysa yıpranma hesabıyla bile bir gün bu karyola demirinden kurtulma ihtimalinin olduğunu sanıyorum. Şaka şaka. Cuma. Salvatore duvara attığı çentikleri sayarak başladı güne. 5 tane çentik var. Demek bugün cuma. Çok anlamlı. Robinson'un ıssız adada karşılaştığı tek arkadaşının adı da Cuma'ydı. Benim Cuma'm bir gün adı. Ancak karyolamın Robinson'un odasına benzemediğini kimse söyleyemez. Buyurun işte. Artık sakalım da var. Yüzünün solgunluğuna bugün genel bir halsizlik de eklendi. Kıpırdamakta ne kadar zorlandığı açıkça belli. Ölüp gideceğim burada. O zaman dilerim bu sağ ayak baş parmağı da burada kalmaz. Aramız şimdi biraz soğuk da olsa severim onu. Uzun zaman birlikte birbirimiz için yaşadık. Belki o zamandan aramıza bir mesafe koyabilseydik. Yok canım, insanın ayak baş parmağı burnunun dibinde olmaz ki. Arada bir mesafe vardır zaten. Mırıldanıyor, yanında birileri varmış gibi. Bizden haberi olduğunu sanmıyorum. Burada olduğumuzu bilse herhalde bizden yardım isterdi. Sanki Robinson gibi zavallı bir roman kahramanıyım. Belki o kadar uzun boylu değil. Benden bir roman çıkmaz. Ben olsam bir hikaye kahramanı olabilirim. Evet. Sanki bir hikaye kahramanıyım da karşımda bir sürü insan var. Ne güzel olurdu. Onlardan yardım isterdim. Her şey ne kadar kolay çözümlenirdi o zaman. Salvatore bu yatağın içinde ağırbaşlı, düşünceli bir insan olup çıkacak sonunda. Fakat başına gelen bu facia, yani sağ ayak baş parmağının karyola demirindeki deliğe sıkışmış olması zorlaştırıyor durumu aynı zamanda. Düşünün, sağ ayak baş parmağı bir karyola demirinin içinde duran bir adam ne kadar ciddi olabilir? Hayatı nasıl ciddiye alabilir? Her şey bir anda bir oda ve bir karyola demiri olarak kalıyorsa her şey nedir? Gelecek bir karyola demiridir ama geçmiş nedir? Üstelik bu ikilemi ne kadar süsleyip püsleseniz yalnız Salvatore'yi ilgilendirir. Yani bu noktada Salvatore için bütün sorun karyola demirindeki bir delik olmaktan çıkmış, o delikten pek farkı olmayan bir hayatın anlamı üzerinde yoğunlaşmıştır. İşte böyle. Salvatore arpacı kumrusu gibi düşünürken biz de boş durmuyoruz görüyorsunuz. Cumartesi. Her şey olabilir bugün. Bir idam mahkumu gibi oturuyor yatağında. Sakalları iyice uzadı. Sağ ayak baş parmağı o şeyin içinde duruyor. İğrendiğim için artık o şeyin adını söylemek istemiyorum. Salvatore'nin hali beni önce nefrete, sonra da iğrenmeye kadar götürdü o şey hakkında. Sonu nereye varacak bilmiyorum. Onun bu ölümü kabullenmiş görüntüsü yüreğimi parçalıyor. Gerçekten de biraz daha yaşayıp ölecekmiş gibi bir hali var. Çok da genç daha. Yaşamadığı ne çok şey olmuştur kim bilir hayatında. Bir geminin güvertesinden okyanusu, o bitimsiz maviyi seyretmek isterdim. Rahat rahat ölebilirdim o zaman. Ölüm o kadar korkulacak bir şey değil aslında. Ancak bu gülünç ölümü nasıl yakıştırabilirim kendime? Gülünç biçimde ölenlere kimsenin saygısı olmaz. Bu yüzden gülünç bir ölümden korkuyorum. Cumartesiler hep çabuk geçer. Salvatore bilir bunu. Pazar. Salvatore çok neşeli bugün. Güverteden dalgaların üstünde sörf yapan güneş ışıklarına tezahürat yapıyor. Sağ ayak baş parmağı mı? Bırakın canım. Bu sabah kalktığında önce denizin ne kadar güzel olduğunu hatırladığı, sonra da sırasıyla bir gemide yaşadığını, tahta bir ranzada uyuduğunu, ranzasında hiç delik bulunmadığını, 3 yıl kadar önce bir köpek balığının sağ ayağının tamamını alıp götürdüğünü, yerine tahta bir bacak bıraktığını, hemen güverteye çıkarak özgürlüğüne kavuştu. Ben de randevuma 10 dakika geç kaldım bu arada. Hemen gitmeliyim. Hadi hoşça kalın. Sağ ayak baş parmaklarınıza dikkat etmeyi unutmayın ha.